Gazetelere bakıyorum. Aradığım şey Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının ABD'de tutuklanmasına dair haberler. Eski amiral gemisi Türk bankacı olarak tanımlayıp Halk Bankası'nı spota saklamayı tercih etmiş ama yandaş medyada, ki bugün Türkiye medyasının %99'unu oluşturuyorlar, haberi göremiyorum. İkinci tura geçiyorum. Hadi bir kez de Büyüteç'te bakayım, belki gözümden kaçmıştır. Hah işte gerçekten gözümden kaçmış. İçlerinden biri bu önemli haberi atlamamış. Sayfanın en altında sadece başlık olarak görmüş. Ama başlığı çarpıcı. ABD, F iş başında. Evet, evet, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasından onlar sorumlu. İnternet sitelerini tarıyorum yandaş arkadaşların. Beni biraz aydınlatırlar diye umuyorum. Yanılmamışım. Büyük Türk medyası olayı aydınlatmış. Atilla'nın neden tutuklandığına, iddianamede nelerin yer aldığına dair haberler yerine komployu açığa çıkaran yorumlara göz atıyorum. Atilla'yı tutuklayan savcı vekili John Kim ilk hedefleri, ellerindeki sağlam delile göre Kim, F.C. Çünkü Rıza Sarraf'ı tutuklatan başsavcı Pret Bahara ile yıllarca çalışmış. Yetmemiş bir de onun yerine vekaleten atanmış ve bu skandal kararı ile eski yönetimin Türkiye-ABD ilişkilerini bozmak için son hamleyi yapmış. Başka bir delilleri daha var. Atilla'nın tutuklanması onlar tarafından sevinçle karşılanmış. Çünkü tutuklama kararının hemen ardından mahkeme kararını sosyal medya üzerinden yaymaya başlamışlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer şeyler söylüyordu. Görevden alınan, F ile yakın olan Bahara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu bir planla yapıldığı görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Hollanda'ya, Almanya'ya kükreyen Çavuşoğlu, niyeyse ABD'ye kükremiyor, aksine bugün Türkiye'ye gelecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde konuyu gündeme getireceklerini ve endişelerini bildireceklerini söylüyordu. Oysa biz kendisinden laleli bir açıklamayla meydan okumasını, ey Amerika naralarını beklerdik. Gelelim iddianame meselesine. Hafiye Bakan'a göre Bahar'ın hazırladığı iddianameden yola çıkılmış. Enteresan. En azından Atilla'nın bir iddianamesi var. Bakın, bağımsızlığıyla övündüğünüz ülkenizde insanlar aylardır tutuklu ve ortada iddianameleri bile yok. Neyle suçlandıklarını bile bilmiyorlar. Almanya'ya bizim yargı sizinki gibi değil, bağımsız demek, ABD yargısını F'nin ele geçirdiğini söylemek kolay. Hadi 150 gündür iddianame bekleyen cumhuriyetçilerin iddianamesini hazırlayın da görelim bağımsız yargınızı. 17-25'i Türkiye'de kapatmak kolay da ABD'de kapatmak kolay mı, biz de onu göreceğiz. Hani çok sık kullandığınız bir cümle vardı ya, yargıya güvenin beyler.